Tunceli'de helikopter düştü. Helikopterde bulunan bir astsubay, 7 polis, bir hakim ve 3 mürettebat şehit oldu. Saat 11.40 sıralarında Sikorsky tipi polis helikopteri görev uçuşu için Plümür ilçesinden havalandı. Yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesildi. Helikopterde 7 polis memuru, bir hakim, bir astsubay ve 3 mürettebat bulunuyordu. Sikorsky helikopter 2500 rakımlı Sarıgül köyü civarında hava koşulları nedeniyle düştü. Helikopterde herhangi bir düş etken söz konusu değil. Hava şartlarından dolayı bir kazanın olduğu görülüyor. Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum'daki AFAD ekibi de dahil olmak üzere toplam 43 personel olay yerine sevk edildi. 6 personel dağcı da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bölgeye Kocatepe Karakolu'ndan 2 tim, Diyarbakır'dan kalkan CN-235 tipi uçağı ve 2 Sikorsky S-70 arama kurtarma helikopteri gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterin düştüğü bölge hemen karşıda gördüğünüz dağın arka kısmı yaklaşık 2 saatlik bir yürüme mesafesi var. Ekiplerin bir kısmı yaya olarak yola çıktı ancak bölgenin tamamen karla kaplı olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları çok zor sürdürülüyor. Jandarma birlikleri karadan kaza bölgesine ulaştı. Ekipler helikopterde bulunanların tamamının şehit olduğunu bildirdi. Helikopterin burnuyla yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler. 12 evladımız Hakk'ın rahmetine kavuşup şehit olmuşlardır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan kaza ile ilgili açıklama yaptı. Oradaki hava şartları çok zor durumda. Helikopter inebilme imkanı da şu anda yok. Oradan intikalleri konusunda arkadaşlarımız, özellikle jandarma komutanımız ve beraberindeki arkadaşlarımız ve Tunceli Valimiz bir değerlendirme yapıyorlar. İnşallah.